Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez.
tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan gibi parçalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler elinden kaçabilir. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde dini bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazırlanmak, yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanırlar? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türk okullarının açılmasını ben hele Nahçıvan'da olarken 1992 yılın evvellerinde hissettim. Sizin adamlar geldiler Nahçıvan'a, benden görüştüler ve Nahçıvan'da Türk okulunun açılmasını benden rica ettiler. Ben de bunu destekledim ve Türk okulu açıldı. Ama aynı zamanda Azerbaycan'da da bu açılmaya başlamıştır. 93. yılda ben Bakı'ya gelenden sonra bana geldiler, geniş malumat verdiler Azerbaycan'daki bu Türk okullarının, Türk mekteplerinin açılması hakkında. Ben bunu hemşe desteklemişim, hemşe yardım etmişim, bugün de yardım edirem, sabah da yarın da yardım edeceğim. Çünkü bu mektepler, bu okullar Azerbaycan'ın tahsil sisteminde bir yenilik yaratır. Okullarda Azerbaycan çocukları, gençleri tahsil alırlar, okuyorlar ve bildiğime göre çok güzel orada onların okunması için, tahsil alması için şeraitler siz yaratmışsınız ve onlara yakışı ders verirsiniz, tahsil verirsiniz ve bunun da neticesinde onlar dünya olimpiyatlarında güzel medallar alırlar, güzel yerler tuturlar ve bana malumat verdiler ki Azerbaycan'ın üniversitelerine sizin okullardan çıkanların %99'u kabul olunur. Bu da büyük şey. Çok büyük şey. Ona göre ben size teşekkürümü bildireceğim. Ve güman ederim ki siz Azerbaycan'da bu işlerinizi devam edeceksiniz. Sizin sayenizde Sayın Cumhurbaşkanım. Bəli, ben size yardım edeceğim. Ve sizi de tebrik ederim.
Azerbaycan gençlerinin təhsil alması için, eğitim alması için çok değerli hesab edirəm. Ve ümidvar olduğumu bildirmek istedim ki, bu okullar Azerbaycan'da gençlerin geniş təhsil alması için bize yardım edir. Ona göre de ben bunların burada yaranmasına kömək edirəm, imkanlar yaradıram. Onların birçok problemleri çıkanda onların həll olunmasına çalışıram. Ve çalışıram ki bu okullar burada daha da yaxşı çalışsın. Tenteneli gecemizin aziz iştirakçıları, davetimizi kabul edip kıymetli vaktinizi bizim için ayırdığınıza, Doğma Azerbaycan Respublikası'nın kurulmasının 82. il dönümüne ve Çağ Öğretim İşletmeleri Tahsil Müesseseleri mezuniyetine hasredilmiş tenteneli gecemize hoş gelmişsiniz. Aziz hanımlar ve cenaplar, bu tenteneli geceye güzel Azerbaycan'ımızın sizler kimi muhterem insanlarıyla yanaşı, can kardeşimiz, kan kardeşimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nden de görkemli marifçiler, yazıcılar, jurnalistler, siyaset ve iş adamları, vaktiyle şirketimizin liseylerine rehberlik etmiş konaklar teşrif getirmişler. Sizin adınızdan ve şirketimizin adından onları salamlayır, hoş gelmişsiniz deyirem. Bildiğimiz kimi, mühterem prezidentimiz Haydar Aliyev cenapları, dünen Gence bölgesine halkla görüşe gitmiştir. Görüş esnasında bizim ünvanımıza dediği sözlerin sizler için de maraklı olacağını nezere alarak onun seyrettirilmesini Samanyolu televizyasından rica ederik. Birisi o lise çok yakışı hazırlığı, mezunlar hazırlıyor, çok yakışı mezunlar. Ben bu yakınlarda televizyonun tesadüfü gördüm ki onlar yine de o dünya olimpiyadasında haradasa büyük kızıl medallar falanlar kazanıplar. Sen o liçe zaten alakan var yoksa ne acı? Bizim teleşirketin alakası var. Sen hangi teleşirket? Samanyolu. Orada doğrudan da çok yaxşı işler görürler. Ben onların işinden razıyam. Hem meşhurlara yaxşı münasebet göstermişim ve hemşe de onlara kaygı göstermişim. Düz de onların işlerini biraz düzeltirsen orada yeni şey talep edirler. Biraz da genişlendirsin, biraz da talep edirler. Ama görürüm ki yaxşı iş değiller. Ona göre ben onlara hemşe kömek edirim. Ben onlara arzu ederim ki onlar belə, eğer mümkün olsa bundan da yaxşı iş dersinler ve bizim gençlerimize yaxşı savat versinler. Bu sözler bayram arefesinde ve böyle bir günde daha çok ehemmiyetli. Elbette bizler de bu sözlere layık olmaya çalışacağız. Bununla da tenteneli gecemizi açık ilan ederim.
Mühterem konaklar, tenteneli gecemizin giriş sözünü söylemek için Çağ Öğretim İşletmeleri Şirketi'nin prezidenti Adem Öcalı kürsüye davet edilir. Çok teşekkür ediyorum. Çok hürmetli nazırım, çok kıymetli Türkiye'den ve Azerbaycan Meclisinden iştirak eden milletvekillerimiz, deputatlarımız, rektörlerimiz, dekanlarımız, büyükelçiliğimizin kıymetli mensupları, çok kıymetli sponsorlarımız, valideynler, basının değerli mensupları ve sevgili şakitler. Böyle bir geceye, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 82. yıl dönümü ve 1999-2000 eğitim öğretim yılı mezunlarına hasredilmiş bu şen, şakrak, şad gecemize teşrifinizden dolayı hepinize teker teker teşekkür ediyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Gerçekten şu tablo karşısında duygulanmamak mümkün değil. Bu tablo ebed müddet devam etsin, gönüllerimiz birbirine rapt olsun ve gerçekten ümitlerimiz en karibü zaman tahakkuk etsin. Bir denizi takdir edersiniz ki kaşıkla aktarmak mümkün değil. Hele binlerin, on binlerin, yüz binlerin gözyaşı ve terleriyle meydana getirdikleri denizde yüzdürülen şu okullar gemisini emniyet sahiline, huzur sahiline, barış ve güvenlik sahiline doğru dünyanın gitmesi için yüzdürülen şu mektepleri birkaç dakika içinde anlatmak mümkün değil. Ama deryada bir damla misali, Arif'e bir işaret kafidir misali, şirketimizin burada bulunuşunun esprisi ve gelinen nokta hakkında birkaç hususa temas etmek istiyorum. Azerbaycan yakın uzak tarih, hangi zaman olursa olsun en zor zamanımızda, en çetin vaktimizde yanımızda olmuştur. Arşivleri karıştırıverin. 1920'lerde bacılarımız, analarımız üzerlerindeki takılara, yoldaki dilenciler günlük hasılatlarına kadar imdadımıza koşmadı mı? Çanakkale şehitliğini geziverin. Bakü'den, Gence'den şehitler göreceksiniz orada. Uzağa gitmeye ne hacet? Geçen yıl o çok ciddi felaketi yaşadığımız demlerde 17 Ağustos'ta Azerbaycan'ın çok değerli prezidenti Haydar Aliyev Cenaplarının gösterişiyle Azerbaycanlı yangın söndürücülerini yanımızda bulmadık mı? Hayatlarını helak eder derecesinde tüpraş yangının üzerlerine kendilerini attılar. İşte bu denli yanımızda, önümüzde, her tarafımızda olan can Azerbaycan istiklaline kavuşandan sonra dost dosta giden de ne yapar? Hiç değilse bir çiçek götürür. Bu dost değil, iliklerimize kadar kardeşlerimiz. Büyük şairin dediği gibi, bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki dalı, o da ulu, bu da ulu, Azerbaycan, Türkiye. Matematikte bilirsiniz bir ifade var, iki tane ayrı bir, ayrı ayrı olsa bir eder. Fakat omuz omuza, çiğin çiğine verdiği takdirde 11 eder diyor, yan yana geldiği anda. İşte bu kardeşler eğitim yolunda, ilim yolunda omuz omuza geldiler, çiğin çiğine verdiler. En savatlı muallimlerin rehberliğinde ve kısa zaman arzında burada rahatlıkla diyebilirim, hürmetli nazırımın da huzurunda, büyüklüğü ve nüfusu Azerbaycan'ın toprak büyüklüğü ve nüfusunun 10 misli büyük devletleri geçmeye başladı bugün şakitlerimiz. (Gülüyor)
kurulduğu günden bugüne aldığı madalyalarla gerçekten en son Mendeleyev olimpiyatlarında da nehenk devletlerle omuz omuza, hatta bizim giren şakitlerimizin sayısı azdı, belki aynı sayıda girselerdi onları da geçeceklerdi. Evet, bu çiğin çiğine omuz omuza vermenin meyvesi, semeresi olarak görüyoruz. Sadece bilimde değil, diğer dallarda da, sporda, müzikte, kültür sanatta, ince sanatta ve aynı zamanda Azerbaycan insanının ve Azerbaycan devletinin arzu etmiş olduğu ideal nesil tipi yetiştirmede, yani Atatürk'ün de ifadesiyle vicdanı hür, irfanı hür, düşüncesi hür, yüksek ruhlar, kanuna kaydıya bağlı ruhlar. Evet, bunu da yetiştirme yolunda gerçekten çok seviyeli mesafe alındı. Bugüne kadar 1000'e yakın şakirdimiz mezun oldu. Her bir valideyn bize gelip, şirketimize gelip teşekkürlerini bildirdiler. Okulumuza balalarımızı teslim ettik. Onları tahvil alırken gerçekten de çok dört başı mamur, geçenk bir delikanlı, gerçekten Azerbaycan sorumluluğunu, mesuliyetin ruhunda hisseden bir şahsiyet gibi tahvil alıyoruz. Buna göre size teşekkür ediyoruz dediler. Hürmetli Nazır'ın burada kendi ifadesiyle 2 yılı geçti nazırlıkta bulunalı. Sizleri tebrik ediyorum ki bu zaman arzında bu kadar mektepten bir tek şikayet duymadım. Bu ne büyük nailiyettir, ne büyük mutluluktur. Çok teşekkür ediyorum. Biz Azerbaycan'a bir şey getirmenin çok ötesinde Azerbaycan'dan çok şey aldık. Çok şeyler istifade ediyoruz. Çok sahada gerçekten öz tarihi ata babalarımızın kültürünü, onların yüksek ruhlarını burada öz kaynağından istifade ediyoruz. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu güzel şakitlerimizin güzel tedbirlerle sizleri baş başa bırakmadan önce, onlara bir sözünüz yok mu dediğinizi hisseder gibiyim. İnanın ki denilecek söz dendi, şimdi söz deme sırası onlarda. Biz onlara artık son dakika anlatılacak hiçbir şey olduğunu inanmıyoruz. Ve onlara sadece ve sadece bugün sizlere 100% itimat ediyoruz. İnanıyoruz ki Azerbaycan'ın 3 renkli bayrağını dünyanın 4 bir köşesinde onun şanına, şerefine layık bir şekilde dalgalandıracaksınız. Ne olursunuz bu itimadımızı doğrultun, size biz itimat ediyoruz diyeceğiz. Sözlerime son vermeden önce diyorum ki şu tedbir, gelin hep beraber bu salonda dilek tutalım. Hürmetli prezidentimizin de müjdesiyle gelen yıllar yüreğimizde bir hasrettir, bir hicrandır. Nerede olsun hürmetli iştirakçılar? Şuşa'da olsun, Karabağ'da olsun, Laçin'de olsun, Fuzuli'de olsun. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biraz evvel ifade etmiş olduğu vasiyetini gerçekleştirmekle beraber, atalarımızın da dediği gibi bir mektep açan 10 hapishane türme kapatır. Bugün demek ki sizler 11 mektebimizle 110 türmenin, hapishanenin kapanmasına da vesile oldunuz. Azerbaycan, Türkiye dostluktan öte kardeşliğinin yeniden ihyasına, berpasına vesile oldunuz. Sadece bu salondakiler değil, gelecek nesillerde aziz sponsorlarımız sizi alkışlayacaklar. Onun için sponsorlarımıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Bir kere daha tebrik ediyorum. Ve nihayet 11 Nisan'da bizleri kabul edip gerçekten bütün meramımızı, yüreğimizdeki sözlerimizi dinleyen hürmetli prezidentimize, her zaman kaygısını üzerimizden esirgemeyen Tahsin Nazırımıza ve onun emektaşı kolektivine, Azerbaycan halkına, rektörlerimize, profesörlerimize, büyükelçiliğimize ve mensuplarına, Türkiye'den buraya zahmet çekip gelenlere, bütün bu salondakilere, herkese teker teker teşekkür ediyorum. Hayatınızın en anlamlı, en güzel günlerinden birini geçirmenizi diliyorum, saygılarımla. Bizi aydınlatan güzel nitkine göre şirketimizin prezidenti Adem Bey'e çoklu teşekkürümüzü bildiriyoruz. İndiyse sözü,
Azerbaycan Respublikası'nın Tahsil Naziri Profesör Doktor Misir Merdanova verir, kürsüye davet ederiz. Hürmetli konaklar, hürmetli hanımlar, hürmetli cenablar, aziz şagirdler, hürmetli valideynler. Bugün Azerbaycan'da, Azerbaycan'ın bütün ümumtahsil mekteplerinde mezun günüdür. Azerbaycan'ın ümumtahsil mekteplerinin son zeng günüdür. Bugün Azerbaycan'ın 120 binden çok genci 11 il tahsil aldığı, terbiye aldığı ümumtahsil mekteplerini bitirirler. Ve bugün Azerbaycan'da büyük bir bayram günü kimi qeyd olunur. Böyle bir bayram gününde Çağ Öğretim Şirketinin Azerbaycan'ın paytaxtı Bakı şəhərinin en büyük salonu olan Respublika Sarayında böyle bir büyük tedbir geçirmesi elbette bizim hamımızı sevindirir. Ona göre ben ilk növbədə şirketin rehberliğinə teşekkürümü ve minnettarlığımı bildiririm. Çok sağ olun. Bugün bu salonda Çağ Öğretim Şirketinin Azerbaycan'daki mekteplerinin şagirdleri, onların hürmetli müəllimleri, onların valideynleriyle yanaşı, Azerbaycan'ın çok değerli elm adamları, alimleri, Milli Məclisin üzvləri, ali məktəblərimizin rektorları, təhsili idarə edən insanlar burada iştirak edirlər. Və bugün bu məclisdə bizim əzizlərimiz qardaş Türkiyədən xüsusi bu məclisə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin çox dəyərli üzvləri iştirak edirlər. Mən onların hamısını ürəkdən salamlayıram, bu tədbirə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Bu bayram elmimizin, təhsilimizin, mədəniyyətimizin bayramıdır. Bu bayram Azərbaycanın gələcəyinə ünvanlanmış bir bayramdır. Çünki yaşadığımız əsrin sonunda belə bir həqiqət qəbul olunmuşdur ki, üzümüzə gələn qarşıladığımız əsrdə dövlətlər öz silahının gücü ilə deyil, elminin və təhsilinin gücü ilə fərqlənəcəklər. Və əgər bugün Azərbaycanda Azərbaycana doğma və qardaş olan Türkiyədən gəlmiş dəyərli dostlarımızla birlikdə təhsilimizin bayramını edə biliriksə, bu onu göstərir ki, Azərbaycanımızın gələcəyi, inşallah Azərbaycanımızın xoşbəxt gələcəyi, arzu etdiyimiz gələcəyi yaxın gələcəkdədir. Çağ Öğretim Şirkəti Azərbaycanda 8 ilə yaxındır ki, xalqımız öz müstəqilliyini əldə etdikdən bir il sonra fəaliyyətə başlamışdır. 8 il ərzində Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində, Sumqayıt, Şəkidə, Mingəçevirdə və digər bölgələrində Çağ Öğretim Şirkətinin artıq burada deyildiyi kimi 11 məktəbi və bir institutu fəaliyyət göstərir. Mən qısa müddət ərzində bu məktəblərin demək olar ki, hamısında olmuşam. Və bu məktəblərin hər birində bizim balalarımızın, bizim gənclərimizin yüksək təhsil aldığının, yüksək tərbiyə aldığının şahidi olmuşam. Ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, bizim Azərbaycanın Təhsil Nazirliyinə bağlı olan məktəblərin Çağ Öğretim Şirkətinin burada yarattığı məktəblərdən
öğrenmeye hele çok işlerimiz vardır. Çağ Öğretim Şirketinin mekteplerinde təlim terbiye, mekteplerin maddi texniki bazası çok yüksek seviyeye, müasir standartlara uygun kurulmuştur. Həmin mekteplerde təlimin müasir üsullarından, müasir texnologiyalarından istifadə olunur. Ve bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan aileleri büyük məmuniyyətlə və həvəslə öz evlatlarının taleyini həmin məktəblərə bağışlayırlar. Bu bayram günündə Çağ Öğretim Şirkətinin məktəblərini bitirən bütün məzunları ürəkdən təbrik edirəm. Onların valideynlərini təbrik edirəm. Bugün qardaş Türkiyənin xüsusən Çağ Öğretim Şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məktəblərinə dəstək vermək lazımdır. Onlara lazım olan yardımı göstərmək lazımdır. Və çalışmaq lazımdır ki, bizim məktəblərimiz həmin məktəblərlə yarışa girsinlər, onların təcrübəsindən istifadə etsinlər, orada çalışan müəllimlərin həyata keçirdikləri müasir təlim texnologiyalarından istifadə etsinlər. Mən çox danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Bugün bir daha Türkiyədən bizim bu bayrama qatılmaq üçün gəlmiş dəyərli qonaqlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Onları hərarətlə salamlayıram. Onlara üzümü tutub demək istəyirəm ki, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizin bugünkü gəlişiniz Azərbaycanın təhsil sisteminin inkişafına bir təkan verəcəkdir. Mən buna inanıram. Eyni zamanda mən bir daha üzümü gənclərə tutub demək istəyirəm ki, bugün Çağ Öğretim Şirkətinin attığı bütün addımlar sizin Azərbaycanlı gənclərin təhsili, təlimi, tərbiyəsi üçün edilir. Siz bunu heç bir zaman unutmamalısınız. Harada olmağınızdan asıl olmayaraq, bugün sizin təlim, tərbiyənizlə məşğul olan müəllimləri xatırlamalısınız, yadda saxlamalısınız. Harada olmağınızdan asıl olmayaraq, Azərbaycanın adını, Azərbaycan xalqının başını uca etməyə çalışmalısınız. Harada olmağınızdan asıl olmayaraq, xalqımızın tarixini, dilini, mədəniyyətini yüksək səviyyədə bilməli və nümayiş etdirməlisiniz. Yalnız belə olarsa, Azərbaycanın müstəqilliyi möhkəm olar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü biz onda bərpa edib və qoruya bilərik və xalqımızın gələcəyinin xoşbəxtliyi istiqamətində daha böyük işlər görə bilərik. Azərbaycan Prezidenti Cənab Heydər Əliyev bizim hər birimizdən bunları tələb eləyir. Mən sizin hamınızı bir də ürəkdən təbrik eləyirəm. Hər bir məzuna möhkəm can sağlığı arzu eləyirəm. Arzu edirəm ki, Azərbaycanın bu iki məzunları nəzərdə tutduqları arzularına çatsınlar və bizim hər birimizi gələcək qələbələri ilə sevindirsinlər. Bir daha sizi təbrik edirəm. Hörmetli Tahsil Nazirimiz Profesör Doktor Misir Merdanova anlamlı konuşmasından dolayı çoklu teşekkür ediyoruz. İndiyse mikrofona Çağ Öğretim İşletmeleri Azerbaycan Türkiye Özel Liseleri Baş İdaresi'nin reisi Mesut Atay'a veriyoruz. Saygıdeğer milletvekilleri, değerli rektörler, basınımızın değerli mensupları, Türkiye'den gelmiş çok değerli konaklarımız, çok kıymetli valideynler ve sevgili şakirtler. Ben de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 82. yıl dönümü
Çağ Üretim İşletmeleri ve Azerbaycan Respublikası'nın tahsil müesseselerinin 1999-2000. Tedris yılının sona ermesi münasebetiyle canı gönülden tebrik eder, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Hürmetli konaklar, ders yılının sonu demek, muallim adı taşıyan herkes için bir senelik faaliyetini idrak etmek, muhasebesini aparmak demektir. Geride bıraktığımız 5 mezuniyet yılında 99 faizi üniversiteye girme başarısını göstererek bugün Azerbaycan'da, Türkiye'de, İngiltere'de, Amerika'da ve dünyanın nice ülkesinin en meşhur üniversitelerinde tahsil alan mezunlarımız tek tek gözlerimizin önünden geçir. Ve yine bugün 9 liseyimizden ve 6 üniversite hazırlık kursumuzdan mezun olacak talebelerin de öz yerlerini alacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Sevgili mezunlar, sizler Atatürk'ün benim manevi mirasım ilim ve akıldır sözünü rehber ettiniz. Müstakil Azerbaycan Respublikası'nı dünyanın dört bir yanında tanıtacak, dünya devletleri arasında en ön saflara çıkaracak namzetlersiniz. Sizden öncekilerin dünya bilim olimpiyatlarında elde ettikleri toplam 35 kızıl, gümüş, bürünç madalyalara 14 tane daha ilave ederek madalya sayısını 49'a çıkardınız. İnanıyoruz ki önümüzdeki 2 ay içerisinde İngiltere'de, Danimarka'da, Cenubi Kore'de, Kazakistan'da ve Türkiye'de yapılacak olan Dünya Bilim Olimpiyatlarında yine Azerbaycan'ımızı en iyi şekilde temsil edecek ve madalya sayısını daha da arttıracaksınız. Bütün Azerbaycan halkına söz veririk ki bundan sonra da Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin daha da pekişmesini ve Azerbaycan'a en iyi şekilde faydalı olabilmek için bütün gayretlerimizi sarf edeceğiz. Selamlar, saygılar. Tenteneli gecemizin resmi hissesinin başa çatmasını elan etmezden evvel, bu muhteşem salonumuzun ön safında oturmuş güzel bayrağımızı layık olduğu zirveye yükselten, bunun için gecesini gündüzüne katıp muallimlerinin, valideynlerinin, mekteplerinin adını hem respublikada hem de beynelhalk alemde tanıdan bu şakirtlerimizi sizlerin de görmenizi arzu ederim. Evet, respublika ve beynelhalk olimpiyada galipleri şakirtlerimizi alkışlarınızla sahneye davet ederim.
Bundan sonra dünya çok şaşacak. Türkiye-Azerbaycan birliğinin tentenesine, onun elmine, dünya görüşüne şaşacak. Sübut için bu yeni yetmelere bakın. Ne kadar haklı olduğumuzu özünüz karar verin. Şimdi Kafkas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ömer Okumuş Bey'i davet ediyorum. Hazır adaylarını bulmuşken. Hürmetli Tahsin Nazırı Misir Merdanov Cenapları, Sayın Milletvekilleri, gerek Türkiye'den buraya teşrif etmiş, gerek Can Azerbaycan'dan gelmiş olan saygıdeğer milletvekilleri, valideynler, Azerbaycan üniversitelerinin saygıdeğer alimleri, profesörler, öğretim üyeleri, öğretim elemanları, bu yıl mezun olacak olan üniversitemizin talebeleri ve onların valideynleri ve aynı şekilde çağ öğretim işletmelerinin liselerinden mezun olan şagirdler, öğrenciler ve saygıdeğer onların valideynleri. Hepinizi bu mezuniyet törenine teşrifinizden dolayı teşekkürlerimi arz ediyor. Üniversitem adına, profesör, muallim heyetim adına saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi üniversitemiz çağ öğretim işletmelerinin bir yüksek öğretim kurumu olarak 1993 yılda öğretime başlamıştır. Ve biz kendilerinin bize bu verdiği imkanı en iyi şekilde değerlendireceğimizi siz valideynlerinin ve Azerbaycan'ın ziyalıları, aydınları, profesörleri, alimleri huzurunda biz söz veriyoruz ve bunu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Modern bir üniversitenin gerekleri neyse onu en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Biz daha şimdiden mezunlarımız 3. mezununu kutluyoruz bugün. Azerbaycan'ın birçok önemli yerlerinde, devlet dairelerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca uluslararası düzeyde araştırmalar yapmaktadırlar, yayınları çıkmaktadır. Ve Amerika'nın, İngiltere'nin birçok üniversitelerinde master ve doktora safhasına kadar gelmişlerdir. Ve bütün dünya bilmelidir ki biz sadece ve sadece eğitim ve öğretim için buradayız. Onun dışında hiçbir şeyle meşgul olmuyoruz. Ve şunu da ben arz edeyim. Üniversitemizin muallim profesör heyeti içinde Türkiye'den gelen 25 kişi, Azerbaycan'dan 60 kişi. Yani şu demek oluyor. Biz Azerbaycanlı alimlerden geniş çapta istifade ediyoruz. Ve onların tecrübelerinden her zaman yararlanıyoruz. Ve ben şunu diyorum, biz hiçbir zaman bir iddiada değiliz. Herkesten çok biliyoruz iddiasında değiliz. Diyoruz ki, gelin birge beraber bir iş yapalım. Azerbaycan'ın ziyalılarından, aydınlarından, alimlerinden istifade edelim. Ve Türkiye'mizin 70 senelik tecrübesini birleştirip güzel bir üniversite kuralım. Ve bu üniversite beğenilirse Azerbaycan'da, Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından da daha yaygınlaştırılsın. Bu yıl mezun vereceğimiz talebeler, mühendislik fakültesinin bilgisayar bölümü ile endüstri mühendisliği, iktisadi idari bilimlerin kamu yönetimi ve işletme bölümleri talebeleridir.
Ben fazla sözü uzatmayacağım çünkü törenin resmi hissesi bittiği zaman bedi hissesi vardır ve ben saygılarımı sunarak mezunlarımızı hem üniversite talebelerinin mezuniyetini tebrik ediyorum hem de lise mezunlarının mezuniyetini tebrik ediyorum ve lise mezunlarını üniversitemize davet ediyorum. Kendi üniversiteleridir, buyursunlar ve bizde rahat edeceklerini, bizde istediklerini bulacaklarını umuyorum. Ben bu vesileyle tekrar tahsil nazire Cenab Mısır Merdan o beyefendiye, milletvekillerine, valideynlere, aziz talebelerime ve şagirtlere ömür boyu can sağlığı ve muvaffakiyetler diliyorum. Sağ olun, var olun. Kaptas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ömer Okumuş Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet, gözlerimiz şu anda tekrar Respublika ve Beynelhalk Olimpiyadalarda derece almış olan şakitlerimize çeviriyoruz. Onların gösterdikleri büyük vatanperverlik numunesi doğrudan da alkışa layık. Aynı Galatasaray gibi. 8 yıllık kısa bir zamanda 50'den fazla beynelhalk seviyeli yarışlarda Azerbaycan bayrağını dünyanın dört bir yanında beyinleri ve kalemleriyle dalgalandıran bu şakitleri ne kadar taltif etsek, ne kadar alkışlasak azdır. Bir daha gelin tekrar alkışlayalım. Bununla beraber bizler de onlara küçük hediyeler ayırmışık. İcazenizle hediyelerimizi takdim etmek istiyoruz. İlk hediyemiz, Kafkas Üniversitesi'nde tahsil aldığı müddette bütün sömestrlerde hemşire birinci yeri koruyup saklamış son kurs talebeleri Elnare Yusifova ve Eldar Hamzayev. Davet ediyoruz. 2000. İl Respublika Fen Olimpiyadası'nın 3. mükafatı almış şakitleri sizlere takdim ederim. Ağdaş Liseyi'nden 9. sınıf şakirdi Cavit Cabbarzade Fizika. Bakü Özel Türk Liseyi'nden 10. sınıf şakitleri Ruslan Guliyev Kimya, Elşad Abdullayev Kimya. 11. sınıf şakitleri Kamil Şalbuzov, Azer Bağırov Biyologya, Erkin Rahimov Biyologya, Ayaz Necefov Biyologya, Ramil Mehmedov Informatika. 3. Mükafatları takdim etmek için programımızın baş sponsoru Azersel şirketinin adına Sayın Cengiz Gül Damlası ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği eğitim müşavirimiz Nazmi Duman Bey'i kürsüye davet ederek. Fırsattan istifade ederek bu sarayda geçilen programımızın daimi baş sponsoru Azersel şirketi ve onun prezidenti Muhterem Erdal Bey 31 olmakla bütün kolektivine şirketimiz adından samimi tebriklerimizi bildiriyoruz. 3. mükafata layık görülenleri takdim etmekte devam ediyorum. Baki Dede Gorkut Liseyi'nden 9. sınıf şakirdi Zöhrab Niftaliyev Fizika. Lenkeran Liseyi'nden 11. sınıf şakirdi Cengiz Ahundov Riyaziyat.
Guba Liseyi'nden 9. sınıf şakirdi Ferit Hesenov Kimya. Lenkeran Liseyi'nden 10. sınıf şakirdi Teymur Feteliyev Fizika. Mingeçevir Liseyi'nden 10. sınıf şakirdi Emin İbrahimov Biyologya. Kurban Kerimov Fizika. Sumgayıt Özeltürk Liseyi'nden 9. sınıf şakirdi Afik Habibov Riyaziyat. Şekil Liseyi'nden 9. sınıf şakirdi Ramazan Hasiyev Fizika. 10. sınıf şakirdi Elşad Abbasov Biyologya. 11. sınıf şakirdi Vüsal Kerimov Azerbaycan Tarihi. Mükafatlarını takdim etmek için Profesör Doktor Ejder Ağayev Pedagoji İlmi Tetkikat Enstitü, Sedat Işıklar Bahçe Mobilyaları Yönetim Kurulu Başkanı, kürsüye davet ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. İndi ise 2000. İl Respublika Fen Olimpiyadası'nın ikinci mükafatı almış şakirtleri size takdim edirem. Ağdaş Liseyi'nden 9. sınıf şakirdi Davut Davudov Kimya. 11. sınıf şakirdi Bahtiyar Hacıyev Fizika. Bakü Özeltürk Liseyi'nden 9. sınıf şakirdi Elçin Mehmetov Kimya. 10. sınıf şakirtleri Reşat Mehmetov Biyologya, Seymur Cahangirov Fizika, Vüsal Şefiyev Kimya. Guba Liseyi'nden 11. sınıf şakirdi Zaur Babayev Fizika. Şekil Liseyi'nden 9. sınıf şakirdi Elnur Mehmetov Kimya. 11. sınıf şakirdi Mezahir Efendiyev Informatika. Evet, mükafatlarını takdim etmek için Profesör Tofik Hacıyev, Bakü Devlet Üniversitesi Kafedra Müdürü, Yunus Söyle Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Kürsüsü Başkanı. Evet, lütfen kürsüye davet ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. İndi ise nöbe 2000. İl Respublika Fen Olimpiyadası'nın birinci mükafatını almış şakitlerimizindir. Nezlerinize çattırıram ki onlar Respublika üzere 27 birinci yerin 18'ini kazanmışlar. Takdim ediyorum. Bakü Özeltürk Liseyi'nden 9. sınıf şakitleri Emin Şerifov Kimya, Feyyaz Rüstemov Kimya, Senan Mahmudov Kimya. 10. sınıf şakirtleri Kamran Mehmetov Riyaziyat, Fuat Melikov Riyaziyat. 11. sınıf şakirtleri Seymur Mehmetov Informatika, Murat Mehmetov Informatika, Rizvan İmam Aliyev Biyologya, Eldar Sultanov Kimya, İbrahim Mehmetov Kimya. Guba Liseyi'nden 10. sınıf şakirdi Reşadet Kadim Aliyev Fizika. Evet, mükafatlarını takdim etmek için Profesör Doktor Abel Meherremov, Bakü Devlet Üniversitesi Rektörümüzü, Zeki Ergezen, Bitlis Milletvekilimizi kürsüye davet ediyorum.
Ben önce Azerbaycanlılarla bizi buluşturan Sayın Milli Eğitim Bakanı'na, Mısır Bey'e, Profesör Mısır Bey'e, Eğitim Öğretim Yönetim Kurulu Başkanı'na ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim Azerbaycanlılarla bizi buluşturdukları için Azerbaycanlıları çok seviyoruz. Sevgimiz ebedi olsun. Azerbaycan devleti ebediyen yaşasın diyor ve derin saygılarımı sunuyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Birinci mükafata layık görülenleri takdim etmekte devam ediyorum. Lenkeran Lisesi'nden 8. sınıf şakirdi Tural Sadıkov Riyaziyat, Araz Cavadov Kimya, 10. sınıf şakirdi Orhan Cavadov Biyologya, 11. sınıf şakirdi İsmail Hesenov Fizika, Mingeçevir Lisesi'nden 11. sınıf şakirtleri Elçin Bağırov Riyaziyat, Nazim Babaev Riyaziyat. Şeki Lisesi'nden 11. sınıf şakirdi İlkin Allahverdiyev Fizika. Mükafatlarını takdim etmek için milletvekilimiz Profesör Şahlar Eskerov'u, Profesör Doktor Remzi Sağlam Bey'i Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölüm Başkanı'nı davet ediyorum. Değerli Tahsil Nazırı, değerli Türkiye'li Türkler ve Azerbaycanlı Türkler. Bugün mezun olan ve Azerbaycan'ın adını bütün dünyada duyuran bu kıymetli gençlerimize bir hayat boyu başarılar diliyorum. Bu gençlerin Türkiye ile Azerbaycan arasında birçok köprüler oluşturacağı ve aynı millet, iki devleti birbirine daha çok yaklaştıracağını, daha çok kaynaştıracağını şimdiden görüyoruz. Bu gençlerin içerisinden ileride çok kıymetli bilim adamları, çok kıymetli politikacılar yetişecek ve belki de ileride bunlardan birisi Türkiye'ye Azerbaycan Büyükelçisi olarak gelecek. Belki de ileride Azerbaycan parlamentosuna bu gençlerin arasından pek çok kişi gelecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. İndi nöbe 34. Beynelhalk Mendeleyev adına Kimya Olimpiyadası'nın galiplerinde. Olimpiyadanın hususi diplomu ile taltif edilmiş Ulvi Abdullayev Lenkeran Lisesi'nden, Halik Mehmetov Şekil Lisesi'nden, Olimpiyadanın bürünç medalını kazanmış Anar Guliyev Bakı Özel Türk Lisesi'nden. Evet, bu şakitlerimize mükafatını vermek üzere Akpürçek anamız Züleyha Esedullayeva'yı kürsüye davet ediyorum. Hürmetli misafirler, Nazır Bey,
benim sevgili Azerbaycan bacılarım, kardeşlerim. Yani benim için çok büyük bir şerefti bu. Buraya gelip bu güzel gençlere bu diplomayı vermeye. Ümit ederim ki onlar Azerbaycan'ın istikballeridir. Ve bu memleketi yükselip göklere çıkaracaklar. Hepinizi tebrik ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim. Olimpiyadanın gümüş medalini kazanmış İbrahim Memedov, Elşad Abdullayev ve Eldar Sultanov Bakı Özel Türk Liseyi'nden. Reşat Kerimov Ağdaş Özel Türk Liseyi'nden. Mükafatlarını takdim etmek için Mehmet Bozdemir, Demokraside Birlik Vakfı Genel Başkanı'nı, Tahsil Nazırımızın muavini Elmar Gasumov beyleri kürsüye davet ediyorum. Muhterem Nazırım, değerli milletvekillerimiz, can kardeşimiz Azerbaycanlılar, Türkiye'den size selam getirmiş hem hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aranızda bulunmaktan, bu muhteşem törende aranızda bulunmaktan gerçekten şeref duyuyorum ve çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. İnşallah Türkiye'mizin demokrasisi ve Azerbaycan'ın demokrasisi geliştikçe birbirimize daha sıcak sarılacağız. Hem Azerbaycan hem Türkiye daha büyük devlet olacak. Şuna inanmanızı istiyorum ki bu gençler üç renkli ay yıldızlı Azerbaycan bayrağını ve ay yıldızlı al Türk bayrağını dünyanın bütün köşelerine taşıyacaktır. Ben dünyanın bütün ülkelerini dolaşırken niye Türkler dünyada sesini daha gür şekilde duyuramıyor diye üzülüyordum. Bugün iki tane büyük iftihar edeceğimiz gür sesimiz var. Birisi bu mektepler, diğeri Galatasaray. Hepinize saygılar sunuyorum. Nihayet 34. Mendeleyev adına Kimya Olimpiyadası'nın birinci mükafatı kızıl medalini almış Bakü Özel Türk Liseyi'nin 11. sınıf şakidi Vüsal Şefiyev ve Mingeçevir Azerbaycan Türkiye Özel Liseyi'nin 11. sınıf şakidi Eldar Rızayev. Evet, bu olimpiyada galiplerinin mükafatını vermek için hürmetli nazirimiz Profesör Doktor Misir Merdanov cenaplarını, Bursa Milletvekili Hayati Korkmaz Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli konuklar, sevgili öğrenciler, sözlerime Türk halkının en içten samimi, sevgi dolu selamlarını size ileterek başlamak istiyorum. Yeni bir yüzyıla giriyoruz. Yeni bir bin yıla giriyoruz. Aynı zamanda yeni bir çağa giriyoruz. Dünya yeni bir çağa giriyor. Bu çağın adı bilgi çağı. Bilgiyi üreten toplumlar,
bilgiyi kullanan toplumlar, bilgiyi halkıyla paylaşan toplumlar bu çağda ileriye gidecek. Bunu başaramayan ülkeler geri kalmaya mahkum. Sayın Bakanım, Türkiye ile Azerbaycan'ın birçok ortak noktası var. Ama çok önemli bir diğer ortak noktası da çok genç nüfusa sahip iki ülke olması. Bu nedenle bu genç nüfus iki ülkenin en büyük silahı. Ama ancak ve ancak biz bunları, bu gençlerimizi yetiştirebildiğimiz çağın gerekleri olan eğitim düzeyine, o bilgi ile donatabildiğimiz sürece çok önemli bir silah. Biz Türkiye ve Azerbaycan dünyada yerimizi alabilmek için mutlaka gençlerimizi yetiştirmek zorundayız. Ben bugün çok mutluyum. Genç, kardeş, dost ülkemiz Azerbaycan'ın bu uğurda vermekte olduğu mücadeleye kendi ülkemin insanları, çağ öğretim şirketi ve onun sponsorları büyük katkı koymakta. Ben bundan bir milletvekili olarak gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten gençlerimiz de çok başarılı olmuşlar. Kendilerini kutluyorum. Gelecekte de Azerbaycan'ın hak ettiği yere ulaşması için daha çok çalışmalarını, daha çok başarılı olmalarını diliyorum. Sözlerime son verirken 28 Mayıs'ta kutlayacağınız kuruluş bayramınızı şimdiden kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, daha bitmedi. Şakit ve talebelerimiz tekçe elimde zirveler fethetmirler. Onların içtimai faaliyetleri de alkışlarınıza layıktır. Aynı zamanda Kafkas Üniversitesi Respublika Gençlik Talebe İdman Cemiyeti, Respublika Şurası'nın Ali Mektep talebeleri arasında geçirdiği Üniversiyada 99 kompleks oyunlarında özel üniversiteler arasında birinci yer tutmuştur. Komandanı tebrik eder, kapitanı, doçent Mehdi Nezerov'u mükafatı almak için sahneye davet ederek. Bakü Özel İdman'ın demek olar ki bütün növleri üzere yarışlara hazırlamakta hususi farklandığına göre, evet, İdman müellimi Alevsat Kadirov'u sahneye davet ederim. Hocam hoşlar. Evet, indi sahneye bir neferi daha çağıracağım. Lakin önce bir malumatı nezerinize çattırmam gerekiyor. Bu il Respublika Tahsil Nazirliği Respublika Günü münasebetiyle Respublika Mekteplileri arasında mahnı müsabakası ilan etmiş. Hemen müsabakede Bakü Özel Türk Liseyi'nin horu birinci yer tutarak galip ilan edilmiştir. Bu kolektife 4 ildir ki Azerbaycan Respublikası'nın emektar ince sanat hadimi bestekar Efser Cavanşirov rehberlik edir. Bu hizmetlerine göre mükafatı almak için Efser Cavanşirov da sahneye davet edilir. Evet, mükafatlarını vermek üzere Sadakat Hanım Kahramanova'yı kürsüye davet ederim. Çok teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğiniz için. Bugün
bütün Azerbaycan'da en güzel günlerden biridir. Bütün Azerbaycan'da gençlik kaynayır, parlayır ve bu gençliğin kaynarlığına biz orta ve yaşlı nesil heyecanlanıp sevinirik. Ben bütün burada bu mecliste iştirak edenleri bu heyecanlı sevinç münasibetiyle, bu güzel gün münasibetiyle ürəkdən təbrik edirəm və həmişə belə həyəcanlı sevinc arzuluyuram. ...95. ildə Əli Bayramlı şəhərində Türk qardaşlarımızla bahəm biz bir belə gözəl iş yaptıq və şəhərimizdə də Türkiyə İqtisadiyyat Liseyinin açılmasına karar verdik. Mən bugün çok memnunluk hissiyle qeyd etmək istəyirəm ki, bugün bir köhnə, demək olar ki, istifadəsiz bir bina gözəl bir ziya ocağına çevrilib, Türk kardeşlerimizin köməyiyle bu bina gözel təmir olunub ve dünya standartlarına uygun olarak təhsil avadanlıqlarla təmin olunub, gözel laboratoriyalarla bizim Azeri balalarına təhsil öyrədirlər. Biz buna ancaq sevinə bilərik. Mən öz qan qardaşlarımıza, Türkiyədən gəlmiş bizim evladlarımıza, balalarımıza təhsil vermiş öz isti evlərindən, eşiklərindən, qohu bənqrəbələrindən ayrı düşüb, böyük məmuniyyətlə bizim balalarımızın nazını çəkib, onlara yüksək təhsil verib, əziyyət çəkib, bura gəldiklərinə görə onların qarşısında baş əyirən bir ana kimi öz minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan böyükdür və onun ayrı-ayrı bölgələri var, rayonları var, şəhərləri var. Onlardan biri də Əli Bayramlı şəhəridir. Gənclik şəhəri, gözəllik şəhəri. Bu günləri iş adamlarını mən dəvət edirəm. Gəlsinlər, iş yapsınlar, iş yerləri açsınlar. Gözəl təhsil, gözəl ixtisas almış balalarımız öz biliklərini orada nümayiş etdirə bilsinlər. Bu ilk addımdır. Biz təhsil veririk və təhsil alanlara şərait yaratmalıyıq. Mən bir daha sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Qolumu açıb sizi Əli Bayramlı şəhərinə dəvət edirəm, əziz yoldaşlar. Sadakat Hanım'ın bu sözleri ancak alkışlanır. Olimpiyada galibi olan şakitlerimizi mükafatlandırdık. Biz onlar için zahmet çeken, onlarla beraber heyecanlanan, yuhusuz geceler geçiren müellimlerimiz, öz biliklerini bu gençlerden esirgemeyen, onların talimi olimpiyadalara hazırlığı için gayret sarf eden müellimlerimizle alkışlayırık. Eşk olsun onlara. Şimdi bu müellimlerimizi kürsüye davet edirəm. Kimya ilimleri doktoru Profesör Vakif Abbasov, fizika riyaziyat ilimleri doktoru Profesör Mirzeli Murguzov, bu arada rahmete giden Profesör Mikail Memmedov'u da ehtiramla yad edirik. Biyologya ilimleri doktoru Profesör Adalet Ferecov, fizika riyaziyat ilimleri namzedi Dosent Bilal Hüseyinov. Evet, budur onlar. Azerbaycan namine hiç nelerini esirgemeyen, müellim adını şerefle taşıyan, öz vazifelerini liyakatle yerine getiren insanlar.
Onların büyük emeğini elbette kıymetlendirmeliyiz. Ayrıca şirketimizin Türkiye'li metodistleri ve fen müellimleri Ahmet Akyol kimya, Ayhan Yaman fizika, Bülent Özen biyolojiye, Hamdi Bal riyaziyat, Muzaffer Gölcü informatika. Evet, çektikleri zahmete, gösterdikleri fedakarlığa göre teşekkür eder, onları alkışlayırık. Evet, mükafatlarını takdim etmek üzere Naci Tosun beyefendiyi ve Amerika Birleşik Devletleri sefirinin hanımı Jane Escudero'yu kürsüye davet ederim. Thank you for inviting me here tonight. I have visited Kafkas University. I was very impressed. Daha evvel Kafkas Üniversitesi'ni ve okulumuzu Bayan Jay Eskidor'u ziyaret etmişti ve çok etkilendiğini söylüyor. Congratulations to the student pupils. Bütün öğrencilere tebrikler diyorum. And especially I congratulate the teachers who've done a great job. Özellikle de öğretmenleri yaptıkları büyük işten dolayı tebrik ediyorum. Thank you. Teşekkürler. Hürmetli konaklar, akşamınız hayır. Muhterem Müsir Müellim, belki de benim hayatımda en sevindiğim gündü. Çünkü bu muhteşem salonda birinci sıradan buraya benim hayatımda ilk gelişimdi. Ve ben bu muhteşem salonda bir neçe yıl önce bütün Kafkaz Müslümanlarının Şeyhülislam'ın dediği bir kelamı hatırlatmak istiyorum. Bizim hürmetli muhterem prezidentimizin and içme merasiminde o böyle bir ifade işletti ki, insan var ki kürsü onu hürmete kaldırır. İnsan var ki oturduğu kürsünün hürmetini kaldırır. Bizim prezidentimiz prezidentlik kürsüsünün hürmetini kaldırdı. Bizim hürmetli tahsil nazirimiz tahsil naziri kürsüsünü kaldırdı. Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nin rektörü rektörlük kürsüsünün hürmetini kaldırdı. Ve bütövlükte Adem Bey öğretmenlerin oturdukları kürsüsünün hürmetini kaldırdı. Ve bugün ben Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin bütün aksakallarına hitaben 57 yıl ömrünü Azerbaycan təhsilinə sərf etmiş, bugün həyatının 89-cu baharını yaşayan atama bir kimyacı sözü demişdim. Onu müraciət edirəm bugün bu xitabət kürsüsündən bütün iki qardaş dövlətin aqsaqqallarına. Mən öz atama demişdim, bugün sizə deyirəm. Atam mənim Allahım,
müqəddəs qibləgahım. Həm cismimdir, həm canım, həm də ki paç vicdanım. Ağ saçları, ağ üzüm, ona qurban mən özüm. Atam mənim öz dünyam, həm gecəm, həm gündüzüm. O xalqıma əmanət, həm cəsarət, həm qeyrət. Sən atamı hifz elə, ya Peyğəmbər Məhəmməd. Ey Allahın rəsulu, dualı, həm urzulu, səndən dilək dilədi Vaqif Məhərrəm oğlu. Mən bu arzumla demək istəyirəm ki, var olsun bizə bu sarayın bu hissəsinə çıxmaq şəraiti yaratmış balalarımızın valideynləri, o cümlədən ataları. Sizə uğurlar arzulayıram və bir daha sizi təbrik edirəm. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Aksakallara teşekkürler. Evet, sizleri bir daha tebrik eder. Azerbaycanımızın bayrağını daha yükseklere kaldırmak kimi, şerefli işinizde daha büyük muvaffakiyetler arzulayır, alkışlarımızla yerlerinize geçmenizi haiş ederik. Evet, hürmetli konaklar, programımızın resmi hissesi başa çattı. İndiyse sözü şakirtlerimize veririz. Azərbaycan Demokratik Respublikasının 82. il dönümünə və çağ öyrətim işlətmələri təhsil müəssisələrinin məzuniyyət proqramının bədii hissəsinə, öz fəaliyyət kollektivlərinin çıxışlarına başlayırıq. Azadlığa çağırış ifa edir Bakı Özertürk Liseyi'nin horu ve ansamblı. Onu da geydedek ki Bakı Özertürk Liseyi'nin horu 2000. yıl